geçmiş yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Oktay Karaca. Buyurun. İddianameyi dinleyelim. Sanık Oktay Karaca, Doğan Kıratlıoğlu'nun katilidir. Cinayette kullanılan silahtaki parmak izleri Oktay Karaca'ya aittir. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi bu cinayeti tahammüden cinayet olarak tanımlamaktadır.
Ali! Ali? Ali, Ali oğlum. Ali hadi oğlum. Aç gözlerini ne olur. Ne olur uyan. Ali kalk hadi. Ali. Sedat hemen arabayı getir. Ali ne olur kalk. Ali. Onu oturacak tarihini erteleyelim. Sorun var mı? Hayır, sorun yok. Tamam. Tutukluluğun devamına karar veriyorum. Evet, gereği düşünüldü. Sanık Oktay Karaca'nın Doğan Kıratlıoğlu'nu öldürmekten birinci dereceden şüpheli olarak tutuklanmasına, Taşkapı cezaevine gönderilmesine ve delillerin toplanması için bir sonraki duruşmanın Mart 2012 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Hoş geldin. Nihayet uyandın Ali. Merhaba. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun abi. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Canım bak, Oktay'ı çıkarmanın bir yolunu bulacağız. Oktay'ı oradan mutlaka çıkaracağız, tamam? Nasıl? Nasıl yapacağız? Aman be! Ha, geldiler. Suratlar bozuk. Nedir durum? Yok, her yere baktık. Hiçbir yerde yok. Her gün uğradığı kafeye de sorduk, uğramamış.
Ali'ye iş veren tanıtım şirketine de gittik. Kimsenin haberi yok. Hatta bu öğleden sonra uğraması gerekiyormuş. Birikmiş hesaplarını almak için. Uğramamış. Parasını almaya da mı uğramamış? Uğramamış abi. Ya Ali'nin kaybolması hayra alamet değil abi. En son kiminle gördük? Meral'in avukatıyla. Yani bu kaybolmanın Meral'le ilgisi var abi. Ali cinayetle ilgili bir şeyler biliyor. Belli. Bu kaybolmanın cinayetle de ilgisi var. Öyleyse Meral Hanım da cinayetle ilgisi var. İyi de Ali'nin ifade vermeye gelmemesiyle Meral'in ne alakası olabilir ki? Meral Oktay'ı İstanbul'un en iyi avukatlarından birini tuttu. Avukata 10 binlerce lira ödediğinden de eminim. Ali'nin konuşması Oktay'ı hapse düşmekten kurtaracaksa buna engel olacak en son insan Meral olurdu. Aynı şey avukat için de geçerli. Evet. Meral'le avukat bir olup Ali'yi vazgeçirmediler ya. Abicim, vazgeçtiğini nereden biliyoruz? Belki vazgeçmedi. Peki geleceğim dedi de neden gelmedi o zaman? Vazgeçmedi ama vazgeçirildi belki. O zaman Ali'nin başına bir iş geldi. Bence öyle. Kesin hatta. Çünkü biraz evvel depoya gittiğimizde deponun kapısı da ardına kadar açıktı. Ya acil çıktı gitti bir yerlere ya da birileri Ali'yi yaka paça götürdü. Bir sakatlık var abi o işte. Ya Ali iple de olsa deponun kapısını bağlamadan dışarı çıkmaz ya. Cinayetle ilgili bir şeyler biliyor. Ama ne polise gitti ne de başkalarına anlattı. Belki susması gerekiyordu. Bir yere kadar. Yani demek ki susmasının da bir zamanı ve sınırı varmış. Konuşmak için Oktay'ın hapse atılmasını beklemiş demek ki. Kesin olan şu. Ali Oktay'ın suçsuz olduğunu biliyor. Bence suçluyu bile biliyor. Ama avukat Ali'nin anlattıklarını davayı etkileyebilecek nitelikte hiçbir şey olmadığını söyledi sabah. Sibel doğru söylüyor. Ali'nin neden gelmediği ihtimali üzerine değil, neden gelememiş olabileceği ihtimali üzerine durmalıyız. Hastanelere sorsak, acaba başına bir kaza falan gelmiş olmasın? Bu durumda onu her şart altında bulmamız lazım. Gamze, sen arasan da sorsan ya Yıldırım Bey'e. Ali'yi en son nerede indirmiş arabasından? Sonra da o civardaki hastanelere gidelim, soralım. Ağrıların olabilir. Vücudunda kırıklar var Ali. Kaburgalarında, bacağında ve köprücük kemiğinde. Kaburga kemiklerinden iki tanesi akciğere batmış olabilir. Röntgen çok net değil, göremiyorum. Şimdilik nefes alıp verebiliyorsun ama ilerleyen saatler çok önemli. Nefes almakta güçlük çekersen bana mutlaka söyle. Ne oldu bana? Bir kaza geçirdin. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpmış. Hatırlamıyorum. Olabilir. Hatırlamadığın daha iyi, inan bana. Dua et ki daha ağır yaralanmamışsın. Mahkeme. Mahkeme ne oldu? Ne mahkemesi? Eyvah. Geç mi kaldım yoksa? Ali, ciddi kırıkların var. Kımıldayacak halin yok. Bakın. Kalkmam lazım. Oktay'ın mahkemesine yetişmeliyim. Yardım edin de kalkayım. Mahkemeye yetişmeliyim. Korkarım bu imkansız, kalkamazsın. Sana şimdi anlattım. Kalksan da yürüyemezsin, çok acı çekersin. Anlatamadım galiba. Mahkemede ifade vermem lazım. Yoksa Oktay suçsuz yere hapse girecek. Lütfen kaldırın beni. Kalkamazsın Ali. Nasıl gidiyor yeni düzen? Egemenlik kayıtsız şartsız kiminmiş? He? Kiminmiş? Duyamadım. Evet. Milletin. Bak ne diyor Enis? Milletinmiş. O halde bize millet tanımını yeniden yap. Millet nedir Serdar? Aynı okul içinde yaşayan, aralarında dil, din, tarih, duygu, gelenek ve görenek birliği olan, içinde büyük zaferlerin bulunmadığı insan topluluğu. Kimmiş millet o halde? Siz.
Siz bir milletsiniz kendinize göre. Peki egemenlik kiminmiş? Şimdi söyle de duyalım hep birlikte. Hadi ama. Sizinmiş. Bizim ya. Elbet bizim. Hele bu sınırlarda egemenlik yekten bizim. Bunu anlamanıza sevindim. Çok sevindim. Çünkü sizinle habire kızlar tuvaletinde görüşmekten hoşlanmıyorum. Anladınız siz. Hı hı. Anladın değil mi Karamel? Yürü. Ya şu lanetli sıra selvilerden bir kurtulsak. Bir sene boyunca bak bir sene boyunca sana çaylar benden. Söz mü İsmet? Söz oğlum söz. Yanlış yapmıyoruz değil mi ya? Ne yanlışı? Bu topladığımız imzalarla Oktay'ı okuldan attırmakla. Niye yanlış olsun? Ya tamam ben de kıl oluyorum hepsine ama sonra bu şekilde atılırsa da bir daha başka okullara da kabul edilmez. Etmezler. Sana ne bundan? Onun derdi. Bırak o düşünsün. Hem baksana Oktay düpedüz bir katilmiş işte. Daha ne olsun bir insan? Katil. Kötünün de kötüsüymüş herif. Ne iş var bu okulda bizim aramızda? Hele o geçen yıl futbol maçında yaptıklarından sonra. Unutamadınız şu futbol maçını ya. Hoş ben de unutamadım. Hadi yürü. Bir dakika. Eğer katilse neden uğraşıyoruz ki zaten okula dönemez ki. Artık burunlarının sürtmesi lazım onların. Onların canını en fazla yakacak olan şey bu. Onların gözünde efsaneleşmiş Oktay'ın bir tekme atılmış sokak köpeği gibi onun okuldan atılması. Düşünsene bir. Hayal et. Gel. Evet ne vardı çocuklar? Yine mi imza? Hocam evet bunlar da son topladığımız imzalar. Ha, tamam bırakın oraya. Yalnız 6. sınıflar geziye gitmişler Safranbolu'ya. Onlardan alamadık. Yarın döneceklermiş. Tamam sabah getirirsiniz öğleye kadar. Halis, ne imzası topluyor bu gençler? Duymadın mı yoksa? Neyi duymadın mı? Oktay Karaca'yı cinayetle yargılanıyor. Hatta bir saat önce haber aldım. Tutuklu yargılanmasına karar vermişler. Bir dahaki duruşmaya dek 3 ay tutuklu kalacakmış. Ha, Taşkapı cezaevine sevk edilmiş. Ne olmuş sonra? Yani ne demek ne olmuş Zafer? Hem daha ne olacak? Çocuk düpedüz katil. Ha? Daha ne olacak? Katil işte. Burada. Çocukların arasında elini kolunu sallayarak göz yumamazdım ya dolaşmalarına. Anlamadım. Ya göz yumamazdım derken ne demek istiyorsun sen ha? Hem bu kağıtlar... Oktay Karaca'nın okuldaki sulh ve huzurun devamını tehdit edici davranışlarından ve üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı derslere yeteri kadar odaklanamıyorum. Başından beri Büyük Zafer Lisesi'nden gelen öğrencilere de, öğretmenlere de ön yargıyla yaklaşıyorsun. Ya bu düzmece yalan dolu dilekçelere göz mü yumacaksın Halis? Kimin fikri bu ha? Kimin planı? Pekala Yıldırım Bey. Sizden haber bekleyeceğim ben. Teşekkür ederim. Ne oldu ne diyor? Oktay'ı görebilmem için avukatın içeri dilekçe vermesi gerekiyormuş. Onu öğrendim. Ali'yi Kuzguncuk'ta bırakmış. Kuzguncuk'ta çarşıda inmiş. Öyle söyledi. Kuzguncuk'ta mı? Evet. Gidelim bakalım o zaman. Civar hastanelere, taksi duraklarına falan soralım. Geçerli. Hadi gidelim. Haberleşiriz. Gel oğlum. Hadi tamam. Hoppala. Ulan 40 gün düşünsem aklıma gelmez ya. Fener BM'de niye kaldı? Biz Ali'ye kaldık. Ha. Canım. Ben hallederim. Burası ne biçim bir hastane? Burası hastane değil. Özel bir kliniktesin. Madem vücudumda kırıklar var, bacağımı neden alçıya almadınız? Ortopedisti bekliyoruz. Birkaç saate kalmaz gelir. Bakın, ben bir telefon etmek istiyorum. Bir telefon. Hiç olmazsa haber veririm. Mahkeme ne oldu? Oktay ne oldu? Bırak bunları, onlar için endişelenmeyi. Dinlenmen lazım olur mu?
Oy nene. Anestezik bir madde mi? Bakın ben istemiyorum. Hekim olan sen misin, ben miyim? Burası hastane değil, öyle değil mi? Neresi burası? Özel bir kliniktesin. Kim getirdi beni buraya? Bu ağrı kesici sana iyi gelecek. Cevap vermiyorsunuz. Siz o doktor olmalısınız. Burası da o klinik. Hangi klinik? Oktay'ı 4 ay boyunca tutsak ettiğiniz klinik. Bunun hesabını vereceksiniz. Bundan yırtamayacaksınız. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını. Bak Zafer Hoca, ya plan falan yok. Çocuklar toplamışlar, geldiler. Yani biz katil bir öğrenciyle ve arkadaşlarıyla aynı sırada oturmak istemiyoruz dediler. Ben de ailelerinize iletin dedim. Okul aile birliği imza toplattı. Ve sen de buna göz yumdun öyle mi? Ne göz yumması? Ön ayak oldun. Dahası bütün bu olup biteni ben şimdi tesadüfen öğreniyorum. Sen nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsun Halis? Ya bu ne demek, sen biliyor musun? Elbette biliyorum. Ama herkes yaptıklarının sonuçlarına katlanmalı. Oktay bunları tetiği çekmeden önce hesap etmeliydi. Yargı, Oktay hakkında henüz karar vermedi. O sadece bir tutuklu. Hakkında yargı yok henüz. Ama ne fark eder değil mi? Siz yargıya, daha doğrusu ön yargıya çoktan sahip olduğunuz için yargıyı beklemeden Oktay'ın ipini çekmekte sakınca görmüyorsunuz. Onu yargısız infaz ediyorsunuz. Ya ne gerek vardı buna Halis? Çocuk tutuklu. Okula zaten gelmeyecek ki. Gelemeyecek. Ya neden böyle bir girişimde bulundunuz? Anlatamadım galiba Zafer Hoca. Bu mesele beni aştı. Velilere kadar gitti. Ya okul aile birliği toplandı, karar verdi. Yargısız infaz suçtur Halis. Yargı kararı olmadıkça hiçbir vatandaşa suçlu muamelesi yapılamaz. Kaldı ki bunun sonucunda Oktay'ın arkadaşlarının intikam almak isteyebileceklerini düşünmeliydin. Ya bu karşıt iki grup birbirlerine girerse? Okul çıkışında veya hafta sonunda birbirleriyle hesaplaşmaya kalkarlarsa? Sen ne yaptın Halis? Ya sen bunu nasıl düşünemezsin? Ya nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin sen? Alay ederler sonra seninle. İçim geçmiş. Gece uyuyamadım da. Yatağına alışamamışsındır belki. Ne bileyim işte. Kolay değil, kaybım büyük. Ama dik dur. Sana daha önce de söylediğim gibi. Dik dur. Benim gibi dimdik. Ben sana bir çay getireyim de ayıl. Bak. Burada sıraların üzerinde uyuklarsan arkandan dedikodu yaparlar. Sınıftakilerin hepsi kendini beğenmiş tipler. Bunların yanındayken hiç zafiyetini belli etmeyeceksin. Hep dimdik, sağlam duracaksın. Olur, dikkat ederim bir dahakine. Evinde uyursun. O Elif denen hanımefendinin evinde. Sahi neyin oluyor Elif senin? Hiçbir şeyim olmuyor. Ahmet Hoca vardı Van'da. Ben depremden sonra ortada kalınca Ahmet amca öğretmen arkadaşlarına mail atmış. Haber etmiş işte böyle böyle diye, beni anlatmış. Elif abla maili okuyunca beni aradı. Beni davet etti. Ben de kabul ettim. İyi etmişsin kabul etmekle. Yani hiçbir akrabalık bağın yok o Elif hocayla ya da Kemal hocayla. Yok, ben ilk kez görüyorum Elif ablayı da, diğerlerini de. Bak ne diyeceğim. Şu Büyük Zafer Lisesi'nden gelenler var ya, onlara fazla güvenme. Hepsi sorunlu tipler. Sen kendi arkadaşını kendin seç. Kimsenin sana zorla bir şey yaptırmasına izin verme, tamam mı? Burası Van'a benzemez. İstanbul'un sınırları da, ufku da yok. Sınırları kendin çizeceksin, anladın mı? Hayır demeyi öğreneceksin. Ben şimdi bir çay alıp geliyorum. Tamam. Çay için sağ ol ya. Afiyet olsun be oğlum. Ver şunu. Niye?
Versene şunu ya. İllim kız yanacak. Bekliyor. Hangi kız? Sence? Yoksa Güllü mü? Güllü değil ya, Gülüm. Gülüm. Tabii. Nasıl gidiyor çalışmalar? Saf Anadolu kızı. Kolay lokma yani. İki haftaya avucumuza düşmüş olur. Son dakika. Anadolu'nun saf kızı İstanbul çakallarına nasibim olur. Ama abartmaca yok. Sadece biraz eğleneceğiz o kadar. Tamam. Nasıl bari? Çok şekerli içiyorsun. Dikkat et. Çok mu şekerliydi ya? Öyle. Bırak boş ver. Neyse kantine inelim. Alcın. Bakıyorum. Cahit merhaba. Abi. Gelsene. İyi hadi gireyim. Cahit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Yarın sabah Oktay'a giysilerini götürecektim. Ama halledemedim. Ne bulduysam tıktım getirdim. Galiba arasında yıkanacaklar da var. Sen yapabilir misin? Ben hallederim. Sen merak etme. Saat kaçta gideceksin? Sabah 7:30'da çıkarım. Sana da gel derdim ama ilk gün aile yakınlarından başkası göremiyormuş. Biliyorum. Bizimkiler Ali'yi aramaya çıktılar. Hastaneleri falan soracaklarmış tek tek. Gülüm, bu okulda dışlanmamak için bazı şeyleri öğrenmen gerekiyor. Buse haklı. Sosyal faaliyet, okul takımı, mutlaka bir tanesiyle ilgilenmen gerekiyor. Sen hiçbir sporla falan uğraştın mı? Basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, handbol, ne? Ya bacım, hiç mi uğraşmadın ya? Gülüm. Ben. Sen? Ha. Ben bir şeyle uğraştım. He? Ama gülmeyeceksiniz. Neyle? Ya söyle. Ya ben. Evet. Şöyle kafasını 0 numaraya vurdurmuş. Yaklaşık 1.80 boylarında, 19 yaşında. Bakın sizi anlıyorum. Ama ben 5'te buraya geldim. Vardiyalı çalışıyoruz. Size yardımcı olamam ki. Saat 5'ten sonrası için cevap verebilirim. Peki hasta kayıtlarına baksak? Adı neydi hastanın? Ali Karabağlı. Yok, öyle biri gelmemiş. Acile gelen var mı? Yani kaza maza geçirip de acile gelen? Var ama adı Ali değil. Röntgen alınmış. Ne zaman olmuş? Saatini mi soruyorsunuz? Evet. Saat 12:30 yazıyor burada. Peki hasta nerede şimdi? Nereden bileyim ben? Burası ayakta tedavi merkezi. Hastayı alıp gitmişlerdir. Beyler, bu böyle olmayacak. Gelin biz polise gidelim. Ali hastanenin birinde ağır yaralı yatıyordur belki. Gidelim anlatalım derdimizi. Peki. Hadi. Gidelim hadi. Şu an acil ameliyat gerektirecek bir durum yok anladığım kadarıyla. Kaval kemiğinde parçalı kırık var. Bu kırık ameliyatsız çok zor düzelir. Ali aylardır yürüyemeyebilir. Röntgenleri bir meslektaşıma mail attım. O da benimle hemfikir. Ve bir de akciğeri. Ne olmuş akciğerine? Kaburgaların akciğere batmış olma riski var. Röntgende tam görünmedi. Tomografi almam lazım. Bunun riski nedir? Ölümcül bir risk taşıyor mu? Akciğer sönebilir Meral Hanım. Benim için en büyük risk şu anda bu. Tam teşekküllü hastaneye gitmemiz lazım. Hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Ali orada kalacak. Şimdilik bu kadar. Ama Meral Hanım, anlattım size. Konuşma bitmiştir Asiye. Ne olmuş? Bir aksilik mi var? Yok. Hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Asiye Ali'yi bir yere mi götürmek istedi ki orada kalacaksın diye bağırdınız? Sen benim konuşmalarımı mı dinliyorsun? Ha? Elimde değil. Söz konusu ortak bir tanıdığımızsa evet dinliyorum. Kulak kesiliyorum. Meral Hanım, Ali bir kaza geçirdi. Biz çocuğu aldık bir ahıra bıraktık. Hastane değil ki orası. Ya ciddi bir şey olursa? Hastaneye bırakamam Ali'yi. Bu çok riskli olur. O zaman?
hastaneyi Ali'nin ayağına getirirsiniz. Asiye iyi bir doktor. Gereken müdahalelerin hepsini yapıyor. Sizin amacınız ne? He? Ali'yi öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Cüneyt Bey, biz boş yere falan telaş yapmıyoruz. Arkadaşımız kayıp. Ali hiçbir yerde yok. Kaç saattir kayıp? Bilmiyorum. Telefonları da cevap vermiyor komiserim. Kaldığı depoya da gittik. Kapısı ardına kadar açıktı valla. Kaç saattir kayıp olduğunu düşünüyorsunuz? Bilmiyoruz. 5-6. Belki de 7-8 saattir kayıp. Ya en önemlisi de ifade vermeye gelmedi bugün. İfade vermeye mi? Ne ifadesi? Oktay'ın mahkemesinde tanık olarak konuşacaktı. Bana kendisi söyledi. Bildiğim çok önemli şeyler var dedi. Bugüne dek sustum. Ama Oktay suçsuz. Ben konuşursam Oktay kurtulur dedi. E'si gelmedi. Mahkemeye yani. Gerçi avukat benden sonra onunla konuşmuş. Ali'nin söyleyecekleri davanın seyrini değiştirmez dedi. Ama Ali ortadan kayboldu ondan sonra. Yok yani. Yani Ali kendiliğinden geldi. Ben ifade vereceğim, Oktay suçsuz biliyorum dedi. Evet, ve sonra da ortadan kayboldu öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. Evet, aynen. Ya komiserim hiç olmazsa hastaneleri falan soruştursak. Belki de kaza falan yaptı çocuk. Hı-hı. Olabilir. Bir soruşturalım bakalım. Sektiriyor ya. Görüyor musun abi nasıl sektiriyor? Vay be. Şuraya bak ya. Bak ya. Vay süper. Ağır bir dişimiz ya. Vallahi öyle. Helal olsun. Bu ne böyle ya? Helal olsun vallahi. Harikasın gülüm. Çok iyiydi. Şey benim beyler. 3. Ya çekil önümden be. Bravo çekil. Beyler. Senin yine yedik. Abi ne yapıyorsun ya? Saat kaç oldu gülüm ya? Nerede kaldın? Zafer Hoca'yı mı arasam acaba? 10 dakika sonra ararım. 10 dakika. Ya. Oğlum her geleni yedin ya. Baba. Çak. Rezil ettin bizi be. Sıkarsın. Yeter artık ben gideyim. Nereye ya gidiyorsun? Ya dur 10 dakika daha oynayalım ya. Ya vallahi gitmem lazım. Elif abla merak eder. Ya boş tamam, ver. Tamam git. Gitsin ama. Git sen artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi bu kız harbi yetenekli ya. Ben de fena bulmadım. Benden iyi. Nihayet. Neredesin sen? Abla, arkadaşlarla futbol oynadık. Futbol oynadınız. Sen benden izin aldın mı? Ya, arkadaşlar okul çıkışında karar verdiler. Fark etmez. İsterse okul girişinde karar versinler. Bana sormadan, izin almadan nasıl gidersin? Ben burada meraktan öldüm. Bu ne sorumsuzluk gülüm? Abla, ben söyledim de onlar bir şey olmaz dediler. Bir şey olmaz demişler. Ya onların nesine gerek? Buna inanamıyorum ya. Elini yüzünü yıka da gel. Kız acayip yetenekli yalnız. Hey ya. Fırça yer mi peki ya? Ne dersiniz?
Bence yer abi. Düşünsene okula daha yeni başlamış. 2 saat rotarlı gidiyor eve. Bence de yer. Ama daha iyi olur fırça yediği. Kendini yalnız hisseder. Bize daha çok yakınlaşır. Bak bak bak. Helal olsun. Doğru valla. Beyler. Geçen sene böyle bir oyuncunuz olsaydı. Ama biz kızı ne yapacağız ya? Biz erkek lazım yani. Hadi biz de gidelim. Kalk be oğlum. Hadi. Hadi geç oldu. Kova kaleci. Durun. Şu hareketi nasıl yapıyordu oğlum? Bir deneyeceğim. Ey Allah'ım. Nasıldı ya? Hadi. Hadi abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak topu, bırak Allah'ın seversen. Gel. Bu ne yapıyor ya? Gamze. Söz buradan çıkacağım. Nasıl bilmiyorum ama çıkacağım. Bana bunu yapanları mutlaka bulacağım. Oktay. Ne oldu bize aşkım? Ne oldu da kavuşmak için attığımız her adımda ayrı düşüyoruz? En mutlu anımızda bizi ayıran o alçaklara asla acımayacağım. Onların bana yaptıklarını bağışlayabilirim. Ama sana çektirdikleri acıyı asla bağışlamayacağım. Her seferinde ölüm acısı gibi yüreğime çöküyorsun. Ve ben her seferinde seni daha çok, daha çok seviyorum. Sabret Gamze. Sabret aşkım. Biz bunu da aşacağız. Bunu da aştıktan sonra tüm hayal ettiklerimizi yaşayacağız. Senden. Seni beklemekten bıkmıyorum. Biliyorum. O 4 duvar arasında beklemek ve sabretmek zor. Ama ne olur sabret aşkım. Biz bunu da aşacağız. Tutmadı değil mi? Tutmaz tabii. Yabancılık çekersin. Ama sonraları alışırsın. Ara sıra ben bile uyuyamıyorum. Baktım ki uyku tutmuyor. Gökteki yıldızları sayıyorum. Hangi gökteki? Hangi gök var oğlum? Üstümüze tavan geldi diye yıldızlar da serinmedi ya. Her şey yerli yerinde duruyor. Gökyüzde duruyor, yıldızlarda duruyor. Bak, şurada kutup yıldızı var. Şurada da gün doğumunda sabah yıldızı çıkar. Şurada da büyük ayı. Öbür tarafta küçük ayı. Çıkar mısın lütfen? Gel bakayım sen şöyle.
Otur şöyle. Beni affet. Biraz fazla üstüne gittim. Sen de bilmiyorsun. Kimse öğretmedi belki de sana. Seni merak eden, senin için kaygılanan birilerinin olabileceğini. Ben senin için çok endişelendim. Seni çok merak ettim gülüm. Son günlerde hepimiz acılar çektik. Yeri doldurulmaz kayıplar yaşadık. Benim de sinirlerim bozuldu. Çok bozuldu. Sana kötü bir şey oldu zannettim. Ne bileyim, kötü bir şeyler işte. Abla, ben haber verecektim. Ama arkadaşlardan fırsat olmadı. Bir tane. Bak, birbirimize karşı bazı sorumluluklarımız var. Arkadaşlarımız veya başkaları bu sorumlulukları ihmal etmemize sebep olmamalı. Yoksa ne sen ne de ben bu sorumluluklarımızı yerine getirmezsek aramızda düzgün bir bağ kuramayız ki. Haksız mıyım? Haklısın. Özür dilerim abla. Bir daha yapmam. Bir dakika bekler misiniz? Anne! Ne o? Yolumu mu kesmeye başladın? Ne işin var burada sabah sabah? Hayrola? Okula gitmeden seni görmek istedim. Oktay cinayetten tutuklanmış. Anne! Kendine gel. Oktay katil falan değil. Ortada bir yanlışlık var. Gamze! Ortadaki tek yanlışlık Oktay'a kendini delicesine adaman. Boşu boşuna kendini heba etmen. Anne! Lütfen kullandığın kelimelere dikkat et. Oktay suçsuz diyorum sana. Suçsuz! Gamze, bak, elini vicdanına koy ve düşün. Oktay yüzünden bugüne dek kaç kere perişan oldun? Kaç kez hayata küstün? Defalarca. Sayısını bilemediğin kadar çok. Oktay yüzünden kendini mahvettin. Şimdi yine aynı yoldasın. Hayatını hapislerde mi çürüteceksin ha? Sorumsuz, serseri ruhlu, işe yaramaz biri için kendini mutsuzluğa mahkum ediyorsun ya. Ne yapacaksın sen ha? Ömrün boyunca hapislere bavul, paket mi taşıyacaksın? Mahpus karısı mı olacaksın? Ha? Mahpushane kapılarında ömür mü tüketeceksin? Anne! Yok öyle bir şey diyorum sana. Oktay çok yakında çıkacak, gör bak çıkacak. O zaman bu söylediklerinden utanacaksın. Gamze, anlasana kızım. Oktay'dan sana fayda yok. Yok! Zarar var, zarar! Vazgeç bu takıntından. Gel, gel evine dön kızım. Bırak, bırak beni, bırak! Bak, yemin ediyorum sana yepyeni bir sayfa açacağım. Her şey çok güzel olacak. Lütfen yemin ediyorum. Anne, Gamze. Bırak! Lütfen yalvarıyorum sana. Anlamıyorsun değil mi? Tut ki Oktay kötü. Beş para yıkan serserinin teki. Ama ben yine de onu seviyorum. Seviyorum anne. Hatta çok seviyorum. Beni nereye götürürsen götür. Zaman ve mekan değişince benim aşkım değişmez anne. Oktay'a olan aşkıma karşı elinden bir şey gelmez anne. Gamzem, benim kıymetli bebeğim. Sen daha çok gençsin. Hayatı bilmiyorsun. Ya senin sevdan sandığın o... Yeter anne. Bunları bir kez dinledin. Hala aklını kesmedi mi? Yararı yok işte. Nefesini boşuna yorma. Ya... Bir evlat kendini bile bile ateş atıyorsa bir anne nasıl susar ya? Eli kolu bağlı nasıl otturur Gamze? Eve gelme konusunu 10 kere konuştuk. Ben o eve gelmem. Lütfen, lütfen. De. Ve daha da önemlisi, sen Oktay ve beni ayırmayı düşündükçe senin yanına da gelmem. Oktay benim için gelip geçici bir heves değil anne. O benim yaşama sevincim. O benim her şeyim. Ondan vazgeçmeyeceğim. Sen de bunu kabul ettiğin gün... Belki seninle bir araya gelebiliriz. Ama bu olmadan asla, asla seninle bir araya gelmem. Çünkü sen benim içimi acıtıyorsun anne. Ben nerede hata yaptım biliyor musun? Anne! Seni o büyük zafer listesinden almamakla. Hem bu serseri güruhundan uzak olacaktın. Hem Oktay'dan, hem de kendinizi bir şey sanmanızı öğreten o Kemal öğretmenden. Esra teyze. Ne? Sustum aman buraya kadar. Bu lafın ucu çok uzadı. Keşke Kemal Hoca'ya laf etmeseydiniz. Ettim ne olmuş? Ettim işte ettim. Demek Kemal Hoca için döktüğümüz gözyaşları timsah gözyaşlarıymış ha? Bağırma. Öyle mi? Kızlar. Kızlar. Sakin ol. Allah'ım ya. Benim kızım da dahil. Ya bir sus. Ayağım ne? Ortada sus. Yavrum ben.
Tamam, tamam. Bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Doktorsanız bacağımı alçıya alsanız ha. Ortopedist meslektaşım gelmedi. Bende de ekipman yok. Bacağını alçıya alamıyorum. Neden buradayım ben? Neden? Burası neresi? Burası neresi? Defalarca anlattım. Özel bir kliniktesin. Klinik mi? Ne kliniği? Klinikte alçı yapamıyorsunuz öyle mi? Buna inanmamı mı bekliyorsunuz? 2 saattir duyduğum bazı sesleri ne olacak? Özel bir klinikte değil. Özel bir mülkteyim belli ki. Kimin mülkü burası? Ha? Kimin mülkü burası? Kimin? Nefes alamıyorum. Aslı! Aslı gel çabuk gel. Al şunu. Devam et. Alo. Alo, Meral Hanım, benim Asiye. Hastanın durumu şüphelendiğim gibi ilerliyor. Bizim acilen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Tomografi görmeliyiz. Belki de cerrahi müdahale gerekir. Nesi var? Anlattım ya Meral Hanım. Sanıyorum kaburga kırıkları akciğer dokusuna zarar verdi. Eğer sandığım gibi ise tablo gitgide daha da ağırlaşacak. Tamam o halde, bekle geliyoruz. Devam et, devam et. Yükselt biraz. Hazırlanayım mı? Hayır. Bekle. Sorun oldu mu? Biraz. Elif kızdı mı? Bak, kendini ezdirme. Ne akla sana kızıyor ki? Onlar seni misafir etti. Hem sen çok yeteneklisin. Müthiş futbol oynuyorsun. Seninle ilgili müthiş planlarımız var. Bize güven. Elif Hanım iyi bir insan. Üzden mi sana bağırıp çağırdı? Sen ne zaman istersen bana gel. Gerisini boş ver. Eyvallah etme. Kafanı bozarlarsa bana kaçarsın. Bundan sonra yanındayım ben. Sağ ol. Pavulunu bıraktım. Gamze hazırladı. Ben bakmadım. Eksik bir şey varsa söylersin. Yine getiririm ben. Gamze nasıl? Nasıl olsun? Üzgün ama ümitli. Abi beni buradan çıkarmalısın. Buradan çıkmalıyım. Ve bana bunu yapanlardan hesap sormalıyım. Elimizden geleni yapıyoruz Oktay. Hepimiz seferber olduk. Dün Ali için kayıp ihbarında bulunduk. Emniyetteydik. Ne olmuş olabilir Ali'ye? Bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Buharlaşıp kayboldu sanki. Abi Ali sana ne anlattı? Bana Oktay'ı kurtarabilirim. Her şeyi biliyorum dedi. Ben de ona bildiğine varsa Yıldırım Bey anlatmasını söyledim. Mahkemede buluşuruz dedi ve avukatla gittiler. Ali neden gelmemiş olabilir? Hiçbirimiz bu sorunun net bir cevabını bulamıyoruz. Ali söz verdiyse gelirdi ama gelmedi. Demek ki gelemedi. Yani 2 sebebi olabilir. Ya başına bir kaza geldi ya da birileri tarafından bilinçli olarak susturuldu. İyi ama kim? Kim Ali'yi susturmak ister ki? Ali mahkemeye çıkıp eğer bildiğini iddia ettiği şeyleri söyleseydi ben serbest kalacaktım. Ya da tutuksuz yargılanacaktım. Bir yandan da katil ben olmadığıma göre gözler başka birinin üzerine çevrilecekti. Kimsenin bilmediği, şüphelenmediği başka birinin üzerine. Ali'nin bildiği birinin üzerine. Bildiği, hatta belki de gözleriyle gördüğü birinin üzerine. Yani Ali bu cinayeti kimin işlediğini kesinlikle biliyor öyle mi? Ya abi öyle olmasaydı beni kurtarmaya gelir miydi? Bence kesinlikle biliyor. Peki ama o halde Yıldırım Bey Ali'nin anlattıkları için niye emniyetsiz dedi? Davanın seyrini değiştirmez dedi. Ya Ali hangi ifadenin beni kurtarıp kurtarmayacağını bilmeyecek kadar aptal bir herif değil. Ya avukat niye böyle söylemiş olabilir ki? Ya o halde Ali avukata bambaşka bir şey anlattı. Sana başka, ona başka konuştu. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Abi, Ali'yi en son gören kim demiştin? Yıldırım Bey gördü. Ama Kuzguncuk'ta arabadan inmiş. Ve buluşuruz diye kaybolmuş. Biz adliyeye gittiğimizde Yıldırım Bey'le Meral Hanım vardı sadece. Meral Hanım mı? Ya onun ne işi varmış adliyede? Ya o bu davanın başından beri Gamze'ye en büyük destekçi oldu. Sürekli yanındaydı. Hatta arada Meral Hanım olmasa Yıldırım Bey gece yatağından kalkıp adliyeye kadar gelmezdi. Ne dedin ne?
Avukatı Meral mi ayarladı? Evet. Niye? Yıldırım Bey sana söylemedi mi? Hayır. Elbette hayır. Ya söyleseydi kabul etmezdim ki. Abi biz ne yaptık? Evet. Tabii ya, tabii. Şimdi oldu işte. Ne oluyor? Şimdi oldu işte. Taşlar yerine oturdu. Ya Meral bu davayı istediği gibi yönlendirmek için avukatını bana tahsis etti. Ama Ali'nin konuşacağını hesap etmemişti. Ali son dakikada çıkınca ve hatta Yıldırım'a her şeyi bir bir anlatınca Ali'yi susturmaya karar verdiler. Abi anlamıyor musun? Ali'yi engellediler. Ya görmüyor musun? Her şey o kadar net ki. Ali nerede o halde? Ya dua edelim de hayatta olsun. Nerede olursa olsun ama hayatta olsun. Ya peki ama parmak izleri? Ya şayet benim düşündüğüm doğruysa, yani Meral beni hastanede tuttuysa, aylarca baktıysa, benim parmak izlerimi almaktan daha kolay ne olabilir ki sence? O zaman cinayet silahı Meral'deydi. Evet. O silahta parmak izlerim varsa bunu ancak Meral yapmış olabilir. Ya peki Meral parmak izlerini neden değiştirdi? Kendi parmak izlerini örtbas etmek için mi? Yani Doğan Kıratlıoğlu'nu öldüren Meral mi? Ya Meral ya da Meral'in feda edemeyeceği, kanuna teslim etmek istemeyeceği biri. Saffet. Paris'e neden kaçtı sanıyorsun? Polise verdiği ifade Gamze'ye olan aşkını unutmak için kaçtığını söylemiş. Kaçma sebebi aşk olsaydı, sence Saffet benim ortadan kaybolmuş olduğum, Gamze'nin yalnız kaldığı bir zamanı mı seçerdi? Ya hayır! Hele sen yokken niye kaçsın ki? O zaman bu cinayeti onlardan biri yaptı. Ve sana yıkmak için parmak izimi silaha geçirdi. Ya Ali'nin ben tutuklanıncaya kadar söylemediği sır buydu. Ali daha fazlasını da biliyor abi. Onu mutlaka bulmalısınız. Kurtulmam onun konuşmasına bağlı. Ya tamamen susturdularsa? Ya dua edeyim de o kadar vicdansız olmasınlar. Ya Doğan'ı onlar öldürdülerse, Ali'yi öldürmeleri onların vicdanlarını engeller mi? Vicdanları değilse bile Saffet kesinlikle engeller. Onlar için, özellikle de Saffet için, Ali'nin anlamı başka. Saffet Ali'nin ölmesine asla razı olmaz. Ali'yi bulun abi. Biliyorum ya, onu öldürmüş olamazlar. Abi, hadi hemen bul onu. Hadi. Buna cesaret edemezler. Bütün sınıflardan imza toplandı. Okta yatacaklar. Bir tek 6. sınıflardan toplayamadılar abi. Bence yapamazlar. Bizim buna cevabımızın sert olacağını bilirler. Yaptılar bile abi. Çünkü bahaneleri hazır. Okul aile birliği karar verdi diyorlar. Ya ben anlamadım şimdi. Bu lavuklar bizim yokluğumuzdan faydalanıp sınıf sınıf dolaşarak Oktay atılsın diye imza topladılar. Sonra da okul aile birliğine ayağımı kaldırdılar. Aynen öyle abi. Timur, Enis, Buse ve Serdar. Bu 4 şeytanın başının altından çıkıyor bunlar. Okul ve sert bir cevabı hak ettiler ama ya. Ben bir Zafer Hoca ile konuşacağım. Bu okulda misafir sayılırız nasıl olsa. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Değil mi? Çarptım diyorum, çarptım. Sonra da kaçtım. Ama dünden beri bu azap beni yedi bitirdi. Bul şu çocuğu abicim, bul. Kurban olayım, bul şu çocuğu. Kardeşim bak. Sen çarptım diyorsun. Çarpsan hakkında bir ihbar bulunur. Yok, belki de yavaşça dokundu. Başına iş alma. Sen sağ, onlar selamet. Değil abi, hızlıydım. Aniden yola fırladı. Ne olduğunu ben de anlayamadım aslında. Bastım gittim. Sonra aklım başıma geldi. Dünden beri kendimde değilim. Ne oturduğumu biliyorum, ne kalktığımı. Belki de garibin tekiydi. Ya hastanenin birinde sahipsiz yatıyorsa? Kurban olayım abi, bul şu çocuğu. Allah Allah. Ne enteresan adamsın sen ya. Kendi kendini zorla ihbar eden bir seni gördüm. Ne oluyor burada? Amirim. Dün arabayla birine çarpmış, kaçmış gitmiş. Şimdi de bana çarptığım genci bul diyor. Nerede çarptın? Adliyenin arkasında. Sen benimle bir gelsene. Oktay ne biliyor Yıldırım Bey? Oktay Ali'nin anlattığı hiçbir şeyi bilmiyor. Ali'yi sordu mu? Sordu. Sormaz olur mu hiç? Ben haberim olmadığını söyledim. Ama Ali Oktay'ın abiyine bir şeyler anlatmış olmalı. Veya Gamze.
Yani Cahit'le Gamze her şeyi biliyorlar mı? Sanmam, her şey değil. Ali onlara yalnızca Okta'yı kurtaracağını söylemiş olabilir. Detay vermedi. Daha doğrusu detay vermelerini ben engelledim. Son ana kadar Ali'yi beklediler ama. Onun için konuşmamış olabilirler mi? Mühim bir şey bildiklerini sanmıyorum. Ya Gamze ile Cahit de bize rol yapıyorlarsa? Ya her şeyi biliyorlarsa? Bunu öğrenmenin bir yolu var. Gamze'yi buraya davet edeceğim. Ama benim için bugün sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Neler yapabilirsiniz? Tutuklu yargılanma kararına şu an itiraz edebilir miyiz? Gamze'ye çekici gelecek bir şeyler anlatmalıyım ki bana olan güveni tam olsun, sağlam olsun. İtiraz mı etmek istiyoruz ara kararı? Yıldırım Bey, Oktay'ın beraat etme şansı %1 bile değil. Siz söylemiştiniz. İtiraz etsek bile nasıl olsa kabul edilmeyecek. Ama Oktay için hukuksal bir mücadele veriyormuş gibi olacağız. Gamze'ye iyi niyetimizi ispat edeceğiz. Oktay sonunda davayı kaybetsin. Ama biz yine de onun için elimizden geleni yapmış gibi olalım. Tamam Meral. O halde akşama ben Gamze'yi çağırıyorum. Ya anladım Gamze'cim, anladım. Ama hocam, Oktay henüz hüküm yemedi ki. Bu karar hiç adil değil. Gamze, bilmediğimi mi sanıyorsun kızım? Benim elimde bir şey değil aksi gibi. Hocam, hem bu karar bizimkileri çılgına çevirir. Ben bu açıdan da endişeliyim. Al benden de o kadar. Geri dönemez miyiz? Bugün oylama var. Bir saat sonra falan sanırım. Ben oylama sonucunun açıklanmamasını talep edeceğim. Zaten Oktay hapiste. Okula gelecek hali yok. Hakkında alınmış karar gizli kalsın. Okulda kimse bilmesin. Bilmesin ki karışıklık çıkmasın. Bunu velilerden de rica edeceğim. Kararı açıklamasınlar. Tamam mı kızım? Tamam mı Gamze? Selam Gülüm. Ne haber Gülüm? Ne oldu akşam? Kızdı mı Elif ablan? Kızdı ama sonra tatlıya bağladık. Nasıl tatlıya bağladınız? Yani önce çok kızdı, bağırdı. Ama sonra yanıma gelip üzgün olduğunu falan söyledi. Benim sorumsuz davrandığımı söyledi. Haber vermeden sizinle geldiğim için endişelenmiş. Sen kötü bir şey yapmadın ki. Top oynadın. Bu senin en doğal hakkın. Yemek içmek gibi. Ayrıyeten çok yeteneklisin. Kendi haklarını kendin koruyacaksın, bunu unutma. Yoksa yarın bir gün tuvalete giderken bile izin istemek zorunda kalırsın Elif ablandan. Aynen. Hem o senin annen değil, baban değil, akraban bile değil. Seni yanına alma sebebi seni sevdiğinden falan değil, seni tanımıyor bile. Düşünsene bir. Eşi ve yeğeni bir hafta sonu geziye gidiyorlar ve dönmüyorlar. Birdenbire yapayalnız kalıyorsun. Çok doğal yani eve bir öğrenci alıp bakmak istemesi. Yani o sana iyilik yapıyorsa sen de ona iyilik yapıyorsun. Ona yoldaş olmakla, yalnızlığını paylaşmakla 10 kat daha iyilik yapıyorsun. Yani Elif Hanım'a minnettar olmana gerek yok. O sana minnettar olsun. Haklarına sahip çık. Bundan sonra senin arkadaşların biziz. Tamam mı? Gülüm, bir baksana. Neyse Gülüm, görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz. Saygılar. Ne istiyor bunlar senden? Bir şey istemiyorlar. Arkadaşlarım onlar. Arkadaşlarım. Evet, çok iyi insanlar. Çok yardımseverler. İyi. Demek öyle. Peki Gülüm, canını sıkmasınlar da. Öyle diyorsan öyle olsun. Biz nasıl olsa buradayız, değil mi? Thank you.
Sana çay getirdim. Sağ ol. Bir kabus gördüğünü düşün. Ve o kabus günün sonunda bitecek. 4 ay yeterince kabus gördüm. En yakın arkadaşlarımla otobüsle uçurumdan atıldık. Kurşunlandık. Bindiğimiz tekne ateşe verildi. 4 ay boyunca sevdiğim insanlar, Dizdar, Sibel, bir bir öldü kabuslarımda. Ben bu anı bile yaşadım kabuslarımda. Gördüğün kabuslar da hapishanede mi düştü? Evet. Kerem diye bir pisliği öldürmekle suçlandım. Sonra kaçtım. Şimdi o kabus gerçek oldu. Gerçekten hapisteyim. Kerem'in babasını öldürmekle suçlanıyorum. Bu kabus değil, gerçek. Kabuslarımı bir bir yaşamaya başladım. Göz yumduğun pisliği temizlemek için yapabileceğin tek şey bu. Bu oylamanın sonucu gizli kalmalı. Hiç kimse bilmemeli. Okul aile birliğine bu konuda çok sıkı tembihte bulunmalısın. Bunun ne faydası olacak Zafer? Halis, ya sen nasıl bir rüya içindesin anlamıyorum ben seni. 2 saati bombayı okulun içinde yan yana bıraktın. Ya sonra da arkanı dönüp gidiyorsun. Ya bunlar deli fişek gençler. Ben zor zapt ediyorum bunları. Bak, aklımıza gelen başımıza gelirse bedelini ne sen ne de ben ödeyebiliriz. Gel. Amirim Cahit Bey diye biri geldi. Siz çağırtmışsınız. Alın içeri. Baş üstüne. Buyurun. Komiserim merhaba. Gel Cahit. Otur. Seni çağırttım. Çünkü dün öğle saatlerinde adliye binasının arkasında genç bir çocuğa çarpıp kaçtığını söyleyen bir vatandaş var. Şimdi robot resim çizdiriyorum. Bir de sen bak da. Hoş. Ben Ali'yi tanıyorum. Gayet iyi tanıyorum hem de. Ama bir de sen bak. Tamam komiserim. Ben bugün Oktay'la görüştüm. Sizinle bu konuda konuşmak istiyorum. Ali ve Oktay konusunda. Tamam, anlat. Şimdi amirim, bundan sonra... Şimdi nasıl nefesin? Ağrılı. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Kimi bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Bizi almaya gelecekler, onları bekliyoruz. Bana da Oktay'a yaptığınızı mı yapacaksınız? Oktay diye birini tanımıyorum. Tanıdığınızı söylemenizi beklemiyordum. Bana sadece şunu söyleyin. Beni de burada 4 ay tutacak mısınız? Sizi burada gerektiğinden 1 dakika bile fazla tutmayacağız. Peki söyler misiniz ayın kaçındayız ve bugün günlerden ne? Söylerim tabii. Yine mi uyutacaksınız? Ya uykuda nefessiz kalırsam? Başlıyor. İşte benim mahzun prensesim. Yine Oktay abisi için üzgün, yine yasta. Fakat ama o ne? İşte onun beyaz atlı İlhan'ı ufukta göründü bile. Ya yine yapışma etiket. Bari zamanda değilim bil. Demek beyaz atlı İlhan'ı çekecek havanda değilsin ha? Fark etmez. Beyaz atlı İlhan şapkamı çıkarır. Aşık İlhan'ın şapkamı takarım ben de. Bizde şapka çok. Alayına gider, alayına rot balans. Uzatma da okuş şiir be. Vallahi ya. Ne şiiri ya? Ya üstüme salmayın şunu ya. Ya senin için yazmış. Vallahi biz beğendik. Güzel. Biz beğendik. Bizim için geçerli. Ha? Güzel yazmış. Aşık Veysel formatında. Hı. Efendim, nasıl şiir? Geçerli. Yok be abi. Beklentiyi yükseltmeyelim. Biz haddimizi biliriz. Aşık Veysel kim, biz kim? Bir Sinan Akçıl desen neyse ya. Bizim amacımız Özge'yi yüceltmek, moralini düzeltmek. Acizane kendi çapımızda bir şeyler karaladık işte. Evet. Evet, formatta bazı güncellemeler yapmış. Ama iyi ya, fena değil, dinle. Yani bu etiket benim için şiir yazmış. Evet. Ve siz fena değil diyorsunuz. Evet. Ay gidin başımdan. Sizin evet, zırvalıklarınızı da dinleyemem. Ver bir kulak, ver bir kulak. Niye celalleniyorsun kızım? Hangi kıza nasip olmuş bu zamanda?
2012'de uğruna şiir yazan bir erkek. Evet. Aha. Ne şiiri ya? Barz Oktay'ın acısını unutmak için size eğlence gerek. Bu durumda ben yem oluyorum. Bunun zırvalarına şiir mi dersiniz? Katma Oktay, katma, katma. Kızım, bana da mı inanmıyorsun? Ya kızım, Herif bir kulak ver, dinleniyor. Numara çalışmış ya. Ne diyorsak o. Hadi ya, ne olur ya. Özgümü yüceltmek için bütün gece kafiyeler aradım. Ver kulağı, ver be kızım. Ne kaybedersin ki? Anladım. Demek bütün gece şiir yazdın. Evet. Canım benim. Bütün gece benim. İlham kaçtı, ilham kovaladı. Yine bir sululuk yaptıysan oğlum. Seni yüceltmek sululuk mudur? Bir sakin. Tamam hadi. Uzatma. Oku şiiri, hey, merak etme. Good boy, good boy. Gel buraya. Özge bir, Özge candır. Tek sevdiği İlhan'dır. İlhan onda bir tutku. Tarifsiz heyecandır. Erkekler hep peşinde. Onun aklı tek eşinde. Brad Pitt olsa bakmaz. Ne? Onun eşi İlhan'dır. Adamsın. Doktorlar, mühendisler. Hepsi Özge'yi ister. Hepsi havasını alır. Tek ilahı İlhan'dır. İlhan için döktüğü gözyaşı değil, kandır. İlhan için içtiği mey değil, baldırandır. Ay bu oldum ben. İlhan iyi der aşk keman. İnler yürek keman keman. Özge'nin tüm varlığı olsun İlhan'a armağan. Nasıl buldun Özgem? Bravo. Bravo. Nasıl buldun Özgem? Şuraya bir tane alayım. Şuraya. Oh. Benim varlığım sana niye armağan oluyor ha? Vallahi beğenmedi. Buyur. Ne beğeneceğim ya? Ya bu kızlara yaranılmıyor ya. Ya aşkım tamam, finali beğenmedin. Ama sen bütüne bak. Şiir bir bütündür. Tün onu oluşturan parçaların hepsinden büyüktür. Bak bu doğru. Hı. Geometrik bir gerçek. Bence kötü değil ya. Yani pamuk seni yüceltmek için... Seni yüceltmek için o kadar uğraşmış. Zorlanmış ama yüceltmiş. Beni yüceltmiş. Ya ne yüceltmesi ya, ne yüceltmesi? Beni değil, kendini yüceltmiş bu. İlhan aşağı, İlhan yukarı. Beni geisha, kendini efendi yapmış. Her satırda kendine yontmuş. Bir kere aşıklar kendini değil konusunu över. Bu ne diyor? Yok tek ilhım İlhan'mış. Yok İlhan için kanlı şarap içmişim. Baldıran içiyormuşum. Yok daha neler. Mühendisler havasını alırmış. Bak bak. Yok Brad Pitt'e bakmazmışım. Bak bak. Bakar mısın? Öyle. Ne diyorsa o. Ya. Ne diyorsa o. Ya gelsin Brad Pitt şuraya. Bak bakalım bakmakla kalıyor muyum? Ben Brad'i gördüğüm anda koşar kucaklarım. Ha? Otur. Sıfır. Ayıp ben be. Brad'e bakmayacağım da ben. Şunun suratına mı bakacağım ha? Bak şu surata ya. Hem aşık dediğin alçak gönüllü olur. Hep kendine yontmaz, anladın mı? Ya. Manyak ya. Tamam, Brad konusunda biraz abarttığımı kabul ediyorum. Onun da en az benim kadar yakışıklı İsmail YK gibi bir delikanlı olduğunu unutmamam gerek. Ama kafiyeler güzel olmuş değil mi? Otur, olacaktır, olacaktır. Götüreceğim seni. Geç şuraya ya. Gel Aşık İlhan, gel. Şöyle kapa çeneni artık yeter ha. Aşık İlhani. Al şunu ya. Kapa çeneni. Gidiyorlar yani, bitti mi şimdi? Öyle ya. Fazla bile kaldılar. Sabahtan beri Oktay hakkında verilecek karar üzerine konuşuyorlar. Ne vardıysa o kadar düşünecek ya. Bas imzayı gitsin işte. Hem istemiyorum abi ben o katille aynı okulda okumak. Ben de istemiyorum. Kimse istemiyor. Sınıfların çoğu Oktay'ın aleyhinde karar vermiş. Bence buraya kadar abi. İş bugün bitti. Bence de Oktay için buraya kadar. Ama bu iş henüz bitmedi. Nasıl yani? Sen söyledin ya bugün. Bu büyük zaferlerin reisinin ayağını kaydırdık mı gerisi çorap söküğü gibi gelir dedin. Ben de düşündüm de öyle değil. Öyle kolay değil yani. Tamam anladık, mücadeleye devam edecekler de bir sıfır inik başlayacaklar ama. O eziklik yakalarını bırakmayacak. Sinir bir durum olacak onlar için. İyi de bu yetmez. Aklıma gelen daha kesin bir çözüm var. Bu zaferlilerden topluca kurtulmak için daha temiz... Daha onurlu bir çözüm diyebiliriz. Oldukça adil. Sizin de hoşunuza gidecek. Ne söyleyeceksen söyle ya. Doğru düzgün anlaş şunu. Dinleyin. Şimdi şöyle yapmamız gerek.
Onlarla tek tek... Teşekkür ederim hocam. Tamam kızım. Hocam bir de şu probleme bakabilir miyiz? Bitmedi sizin problemleriniz be kızım. Hangisi? Şuna. Ha, bak, hocam şimdi... beni çağırmışsınız. Ha kızım. Şunların fotokopilerini yaptır. 50'şer tane. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Büyük Zafer'le Oktay okuldan atılacakmış. Bir daha hiçbir okulda okuyamayacakmış. Doğru mu? Kim uyduruyor bu söylentileri kızım? Hem el alemden sana ne? İşine baksana sen. Hadi git çektir fotokopileri hadi. Ha. Oktay Karaca ile ilgili karar mektubu. İster okursun, ister okumazsın. Ben biliyorum nasıl olsa. Bir de okul aile birliği biliyor. Başka kimse bilmeyecek. Konuştuğumuz gibi. Kabul ederler mi sizce? Edecekler. Çünkü aynen, kendilerine çok güveniyorlar. Geçen sene madara olmuştuk. Düşünsenize çocuklar. 5-2 yenildik maçta. Bir de yetmezmiş gibi İbo bizim takımın formasına tam şurasına yapıştırıp sahada tur atmadı mı? Ya sus hatırlatma şunu ya. Ne diyorsunuz? Sizce iyi fikir değil mi? Yani sırf Gülüm'e güvenip rövanş teklif etmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ya kızı görmedin mi akşam? Vallahi benim diyen santraforu cebinden çıkarır. Abi aynı dişi Messi gibi ya. Vallahi dün akşam neredeyse 3 erkek bir kızla baş edemedik. O da doğru. Ben denemeye değer diyorum. Büyük Zafer'lere rövanş teklif edeceğiz. Gülüm'ü de bir şekilde erkek diye yutturacağız. Da kız kabul eder mi onu bilmiyorum. Ben rica etsem kabul eder. Gideceğiz şimdi Büyük Zafer'lilere. Aynen şunu söyleyeceğiz. Bu rövanş maçını kaybeden okuldan kaydını aldırır. Siz kaybederseniz siz gidersiniz. Biz kaybedersek biz gideceğiz. Bence tamam. Gülüm'ü ikna edersek oldu bu iş. Senin kafan bayağı basıyormuş ha. Kızların kafası pek işlemez daha ya mı? Yürü git ya. Şimdi bir kafa atacağım. Gel buraya. Oktay'ın tezi doğru olabilir. Ama şu an bir şey söylemek için çok erken. Ama açık söyleyeyim, Oktay'ın işi çok zor. Ali'yi severim. Kendi halinde bir gençtir. Dua ediyorum canına bir zarar gelmiş olmasın. Böyle bir şey olursa hem Ali'ye yanarım hem kardeşime. Haklısın. İki türlüsü de üzücü olur. Bu durumda Oktay'ı kurtaracak tek kişi Ali. Öyle görünüyor. Gir. Amirim çizim tamamlandı. Ne yapalım? Bana getirin. Baş üstüne amirim. Ali ise adamın çarptığı kişi. O zaman onu nerede soruşturacaksınız Cüneyt Bey? Orası kolay. Bütün sağlık kuruluşlarına mail atıyoruz. Faks çekiyoruz. Onun haricinde diğer karakollara da haber yolladık. Anladım. Buyurun abi. Sen demir kapıların ardından bir gün özgürlüğümü alıp
Geleceğim sana, sakın ola beni unutma. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın ola beni unutma. Unutma beni, unutma, sakın ola unutma. Unutulunca ölürüm yar. Hatırla beni, hatırla, her nefes alışında. Güzel günler inan yakında. Unutma beni, unutma, sakın ola unutma. Unutulunca ölürüm yar. Hatırla beni, hatırla, her nefes alışında. Güzel günler inan yakında. Saygılar. Buyurun, afiyet olsun. Ne bu şimdi? Gamze Hanım'a ve size hoş geldiniz hediyesi. Saygılar. Saygıyı kim kaybetti de sen buldun ha? Niyeymiş o? Ne saygısızlığımı gördünüz bugüne kadar? Görüyorsunuz değil mi Gamze Hanım? Git işine hadi. İkile. Hadi. Fikriniz değişirse diye buraya koyuyorum o zaman. İsterseniz alırsınız. Saygılar. Saygılar. Göreceksiniz siz. Ne haber ya? İsyankar. Ne bu surat? Ne olacak bu iş tayfa? Stresli bekleyiş. İlle de oylamanın sonucunu bilmemiz gerekmiyor. Bir ekten dalalım. Gerekçen ne olacak? Durup dururken heriflere dalınır mı? Abi, bizim öcümüzü almış olursunuz. Ne öcü oğlum? Ne? Dayak mı yediniz onlardan? Öyle denemez. Pusuya düşürüldük. Nerede? Kızlar tuvaletinde abi. Puh! Yuh! Kızlar tuvaletine! Niye bizim haberimiz yok? Bu çizimleri sağlık kuruluşlarına ve karakollara yollayın. İsmi Ali Karabağlı. Hemen komiserim. Komiserim inşallah bu sefer sonuç verir. Dur bakalım. Thank you.
eşittir. Aç parantez. Bir, hocam, iki, buyurun üç. Fotokopileriniz. Sağ ol kızım. Evet. Bakın. A eşittir. Bir, iki. Kızım. O zarfı yerine koy. Yere düşmüştü de hocam. Evet çocuklar. Bakın gösterdiğim gibi yapın. Tamam. Hocam, rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Ben izin istesem sizden. Bundan sonra rehberlik dersi var. Gece hiç uyumadım. Başım ağrıyor. Siz de biliyorsunuz ki... Tamam Gamze, tamam. Ben izin kağıdını hallederim. Sen gidebilirsin. Sağ olun hocam. Gamze. Kızım. Oktay'la ilgili kararı sormayacak mısın? Paylaşmak isteseydiniz paylaşırdınız zaten. Oktay Karaca'nın aşağıdaki davranışlarıyla ilgili soruşturma tamamlanmış ve okul disiplin kurulunca cezalandırılmasına karar verilmiş ve buna uyan disiplin maddesi yönetmeliğince okul ilişiği kesilmiştir. Of Oktay, of! Alo. Alo, Gamzeciğim. Benim Meral. Rahatsız etmiyorum ya. Yo, hayır. Tam tersine sevindim sesinizi duyduğuma. Canım benim. İyi misin sen, nasılsın? Ben de okuldan çıktım, eve döneceğim. Gamzeciğim, Oktay'ın davasıyla ilgili yeni gelişmeler oldu. Bunları konuşmak için seni eve davet etmek istemiştim. Hem birlikte bir şeyler atıştırırız, ne dersin? Oktay'ın davasıyla ilgiliyse seve seve gelirim. Yoksa inanın hiç halim yok. Yalnız benim eve uğramam lazım. Sibel'i de getirsem rahatsız etmiş olur muyuz? Hayır, bilakis daha da iyi olur. Ben Sibel'i de alıp geliyorum o halde. Efendim Cahit abi. Cahit. Ne? Hadi ya. Ne oldu oğlum? Dur. Ha? Dur. Dur. Ha? Abi söylesene bir ne oldu? Dur. Tamam abi. Tamam. Ben anlatırım Gamze'ye. Eyvallah, süper haber bu. Ne oldu? Ne oldu? Anlatayım ya. Ne oldu? Ali hakkında bir ihbar varmış. Oh süper be. Adamın biri otomobille Ali'ye çarpmış. Bugün de kendini ihbar etmeye gelmiş. Resmini falan çizdirmiş elbette. Kesin Ali'ymiş. Ama hala ortada yokmuş. Cüneyt Bey de resimleri hastanelere falan patlatmış. Yaralandıysa hastanededir. Nerede olacak? Biri kaldırıp götürmediyse hastanededir. Kim kaldırıp götürecek onun ortasından Şirek? Vallahi bilmiyorum. Yardımsever vatandaşın biri götürmüş olabilir. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun geçin. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Okula başlamana çok sevindim. Zor günleri atlatmanın en kolay yolu rutine devam etmektir. Bunu unutma. Oktay hakkındaki gelişme nedir? Merak ettim. Gamzeciğim, biliyorsun ki mahkemeler ya tutuklu ya da tutuksuz yargılanma kararı verirler. Oktay'ın başına gelen bu izaha güç, üzücü suçlamanın tutuksuz yargılanma kararına çevrilmesini talep ettim. Oktay'ın abisine ve sana danışmadan yaptım. Umarım bir sakıncası yoktur.
Ne sakıncası olabilir? Oktay tutuksuz yargılanabilirse ben buna ancak sevinirim. Hepimiz seviniriz. Öyle değil mi Sibel? Evet, elbette. Diyeceğim o ki biz itiraz dilekçesini verdik. Hatta bunun için bir de kefalet ödemeyi kabul ettik. Ne? Teşekkür ederiz ama biz o kadar parayı nasıl öderiz? Neyle öderiz? Defalarca söyledim. Oktay benim oğlum sayılır. Para meselesi aramızda sorun olmamalı. Lütfen. Ve seni rahatlatacaksa söyleyeyim. Ben her sene bu kadar bir meblağı bağış olarak farklı yerlere dağıtıyorum. Sen üzülme, sıkılma. Karnınız aç değil mi? Ben sabahtan beri ağzıma bir lokma bir şey koymadım. Bir şeyler yiyelim mi? Sohbete masada devam ederiz, ne dersiniz? Peki. Salak! Kaçma, gel buraya! Zil çalsın. Okulun dışında hesaplaşacağız o Timur ve tayfasıyla. Bahçede değil, anladınız mı? Bahçede değil. Acaba okul aile birliği ne karar verdi? Onu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz anlaşılan. Ya dur, geldim işte. Ne oluyor ya? Bu küçük hanımefendi sağda solda Oktay atılmış diye reklam yapıyormuş. Sonra da tuvaletin duvarına grafiti yapmışlar. Oktay'a tekme atılırken. Doğru mu bu? Grafitiyi ben yapmadım. Onu başka bir arkadaşım yaptı. Oktay'ın atıldığını nereden biliyorsun? Kafamın tasını attırma da söyle. Nereden biliyorsun? Yoksa iftira mı atıyorsun? Yok, ne iftirası be? Böyle şeylerle işim olmaz. O halde nereden biliyorsun? Duydum işte. Ya söylesene. Size ne ya? Hadi git. Git de uzaktan seyret şimdi. Bak bakalım dedikodu nelere sebep oluyor. Belki bundan böyle çeneni kapalı tutmayı öğrenirsin. İbo, ne yapıyoruz? Hadi. Hadi. Ali'den haber var mı? Yok. Ne yazık ki yok. Sanıyorum o da pek dürüst davranmadı. Adeta çocuk gibi sizlerle oyun oynadı. Konuşacağım dedi ve ortadan kayboldu. Biz isteyerek ortadan kaybolduğunu düşünmüyoruz. Ali'nin başına bir şeyler geldiğini düşünüyoruz. Nasıl bir şeyler? Kaza örneğin. Ya da belki daha kötüsü. Ama öyle olsaydı haberiniz olurdu. Allah korusun, kötü bir şey olsaydı haber alırdınız. Dün İbolar hastaneleri dolaştılar. Ama bulamadılar. Bence polise gitmeliyiz. Olabilir, bence çok mantıklı. Bence de Ali'nin ortadan yok olmasında bir bit yeniği var. Ha gerçi Meral Hanım böyle komplo teorilerine pek inanmaz ama. İnanmam. Benim için her şey somut verilerle sınırlıdır. Peki sizce Ali nerede olabilir? Şunu al. Çabuk ol. Devam et, devam et. Gamzeciğim, biraz daha salata alır mısın? Çok özür dilerim. Çok önemli bir telefon bekliyordum da sizin telefonunuzu vermiştim. Benim cebim bozuk. Bir iki dakika müsaadenizi istiyorum. Çok pardon. Alo. Bana söyleyebilirsiniz. Buyurun. Alo. Neredesiniz Sedat? Çabuk olun. Çok kötü durumda. Acilen hastaneye yetişmeliyiz. Hastada nömotoraks gelişti. Mantile edecek aparat bulamıyorum. Acilen hastaneye yetişmemiz lazım. Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam. Hadi çabuk. Tamam. Devam et. Ne oluyor? Çok affedersiniz. Acilen gitmem lazım. Çok yakın bir arkadaşımı hastaneye kaldırmışlar da beni çağırdılar. Çok özür dilerim. İzninizle. Arkadaşlık böyle bir şey işte. Bugünlerde belli olur. Lütfen yemeğinizi yiyin. Meral Hanım. Efendim. Bu itiraz dilekçesine cevap ne zaman gelir acaba? Güzel soru. Bunu Yıldırım Bey'den öğrenelim bence. Ben doğru cevabı bilmiyorum. Telefonum da Sedat'ta kaldı. Deli çocuk.
Gel gel gel, bizim tayfayla büyük zaferler kavga edecek. Madem durmayacaksınız, biz de durmayacağız. Çözümü şiddette, entrikada arıyorsunuz. Zayıf gördüğünüz arkadaşlarımıza saldırarak aklınızca bizden geçen yılın intikamını alıyorsunuz. Ama artık bardağı taşırdınız. Hadi gelin, anladığınız gibi konuşalım. Yumruklarla, kanla. Hadi! Haklısınız. Tamam, terslenmeyin hemen. Centilmence bir teklifte bulunacağız size. Bu böyle yürümez. Ya siz ya biz kavgasıyla olmayacak. Çok da fifi. Centilmenceymiş. Gentle boy. Good boy. Hangi dağı da kurtardı? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Bir dakika, bir dakika beyler, bir dakika. Arkadan iş çevirmelerine alıştığımız bir ekibin centilmenlik anlayışı nasılmış merak ediyorum doğrusu. Hele bir dinleyelim. Bence de. Dinleyelim de bariz kültürümüz artsın, değil mi? Bakın haklısınız. Evet, Oktay konusunda bir hatamız oldu. İmza işi yani. Ama bu okul aile birliğinin aldığı bir karardı. Biz sadece sınıflardan imzayı toplayan görevli vazifesi gördük. Bak sen, çok ilginç. Sonra ne oldu? Biz diyoruz ki bu tablo değişsin. Ama centilmence. Ve olabilecek en adil şekilde. Bana bak. Salon beyefendiliğine soyunmayı bırak. Ne söyleyeceksen kısa yoldan söyle, akşam akşam bizi ağaç etme burada. Biz bir rövanş istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Geçen seneki maçın rövanşını istiyoruz. Ne diyor lan bu Şivan Steiger? Doğru doğru. Beşikliğe az gelmiş. Bunlar yerinize yetiştiriyorlar abi. Hadi. Ne hadi, demek hadi bu? Hadi gidelim. Kaçıyor musunuz? Biz rövanş istiyoruz. Biz ciddiyiz. Niye? Sebep? Yenilmeye doymadınız mı? Bu arkadaş ve tüm okulun önünde söz veriyorum. Yenilen bu okuldan çeker gider. İlginç. Bizim için havoş. Sen ciddi misin? Yenilince pılınızı pırtınızı toplayıp gidecek misiniz? Tüm okulun önünde söz. Gideceğiz. Tamam. Yenilen bu okuldan çekip gider. Maçın gününü ve yerini siz belirleyin. Tarık mısın, Timur musun? Ezeceğim seni yavrum. Görüşürüz Sabri. Eminim tabii. Bana sen söylemiştin Gamze. Üzülüyorum demiştin. Şimdi gül. Gül ki gülüşün tüm evreni aydınlatsın. Güneş ol, güneşim ol. Zifiri karanlıklarıma doğan sevdam ol, sonsuzluğa uzanan. 4 ay önce kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sibel! 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 Sibel canım! Canım ne oldu Sibel? Allah kahretsin. Sibel! 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 Aç bu, aç şu telefonu. Alo! Hemen eve gelmen lazım. Sibel'e bir şey oldu. Sibel! Sibel canım! Sibel! 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 Çekil be, çekil! Ne olur hızlı ol Sedat. Elimden geleni yapıyorum. Az kaldı, tamam. Sakin. Sibel. Sibel, iyi olacaksın aşkım. Ben hep senin yanındayım aşkım, merak etme. İyisin değil mi? İyiyim. İyisin değil mi canım? İyiyim, merak etmeyin. İyiyim. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşlar koşun. Tamam, çabuk olun, yardım edin. Tamam. Bir şey çıkmayacak. Hadi, hadi. Çabuk, nefes çabuk. Zorluğu çekiyor. Hadi. Tamam. Hadi asansör, hadi asansör. Canım. Sıralara